Profesör Doktor Haydar Başbey aramızda. Milli ekonomi modelinin milli para ve milli paralarla ticaret projesiyle dünyada yeni bir dönem başladı. Projenin sahibi olan Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş bu süreci anlattı. BTP lideri önce milli para formülünü ekonomi literatürüne kazandırmadan önceki genel tabloyu anlattı. Paraların konvertibil olabilmesi için Amerika Birleşik Devletleri siz kendi paranızı piyasada hakim kılmanız için piyasaya sürdüğünüz paranın karşılığında doları elinizde tutmanız lazım. Yani dolar karşılığı bu parayı basmanız lazım. Bunu bütün devletler kabul etti. Aradan zaman geçince Amerika'nın olmayan sermayesine karşılık elindeki doları müthiş bir zenginlik oluşturdu. Öyle ki yani o dolara karşılık düşünebiliyor musunuz? Dünya servetini siz doların karşılığında bulunduruyorsunuz ama elinizde 5 kuruş yok veya 5 kuruşluk mal yok. Böyle bir dönemden geçiyorsunuz. Tabii yıllarca Amerika Birleşik Devletleri bu kuralla bütün dünyayı sömürdü. Hiç kimse de yanlış yapıyorsunuz deme imkanına ulaşamadı. 2005 yılında İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Milli Ekonomi Modeli Kongresi'nde milli para formülünü tüm dünyaya ilan ettiklerini ifade eden Bağımsız Türkiye Partisi lideri bundan sonraki süreci ise şu şekilde anlattı. Olmayan bir zenginliği varmış gibi göstererek dünyayı soyma politikasıdır bu. Dünya resmen soyuldu yıllarca. Ha işte biz dedik ki bizim paramızın karşılığı emek ve üretimdir. Emeğimiz ve üretimimizdir. Ve paramızı bunun karşılığında piyasaya sürmemiz lazım. Bu kuraldan hareketle hiçbir zaman doları kabul etmedik. Ve siz daha doları bizim paramızın karşılığı bizden isteyemezsiniz. Bu kural etrafında yoğunlaşıp görüşlerimizi ortaya koyduk ve bir tek kuruşluk dolara evet demedik. Yani bizim paramızın karşılığı konvertibil olan çalışmamızdır. Emeğimizdir, üretimimizdir. Esası da budur zaten. Amerika zannettik çok güçlüdür. Bizimle bu konuda başa çıkar. Gördük ki Amerika hiç de öyle güçlü, kuvvetli bir devlet değil. Hiçbir şey yapamadı. Bütün dünya bizi görünce onlar da emek ve üretiminin karşılığında parasını piyasaya sürdü. İşte emek ve üretim karşılığı piyasaya sürülen paranın adına milli para denir. Efendim, milyarlarca doların karşılığında bastığınız para milli para değildir. O veya bu kıymetli eşyanın karşılığında bastığınız para milli para değildir. Neymiş? Ürettiğiniz emektir, üretimdir. Kime aittir? Sen, vatandaşına. İşte bunu devreye koyduk. Ve ben o zaman 2005 yılıydı hatırlarsanız İstanbul'da yaptığımız kongrede bununla Amerika bitebilir dedim. Tabii bize kimse inanmadı. Zaman içerisinde baktılar ki hakikaten Amerika erimeye başladı. Niye? Çünkü biz paramızın karşılığında Amerika'nın dolarına yer vermedik. Elimizin tersiyle attık. Bizi gören dünya aynı uygulamayı piyasaya getirdi. Ve şimdi %100 piyasada olan dolar %10'lar seviyesine düştü. Ve böylece istese de istemese de Amerika Birleşik Devletleri devamlı geriye gitti. Geri vitesiyle de işini bitirdi.